Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sabahtan başlayan ve son derece keyifli, verimli geçen bu konferansın düzenleyicilerini öncelikle yürekten kutlamak isterim. Ve özellikle de iki kişinin müsaade ederseniz adını zikretmek istiyorum. Değerli Doğan Vermek ve yine değerli Vanessa Obaldia arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu değerli konferansı düzenlediler. Tabii ki onların yanı sıra çok sayıda, ismini burada anamayacağım, değerli arkadaşımız, meslektaşımız var. Bütün panelistlere, bütün moderatörlere, tartışmacılara ayrıca teşekkür etmek isterim. Şimdiki panelimizde iki değerli konuşmacımız var. Cemal Salman ve Lucia Kriani Salazar, iki arkadaşımız, iki sosyal bilimci. Ben müsaade ederseniz bu panelde konuşmalarını yapacak arkadaşlarımız hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra akabinde önce Cemal Bey'e, ardından Lucia Hanım'a söz vereceğim ve yaklaşık 20'şer dakikalık konuşma yapmalarını rica edeceğim. Cemal Salman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Uzun yıllardan bu yana doktora çalışmalarıyla birlikte başlayan ve hala devam etmekte olan bir takım çalışmaları mevcut. Bunları özellikle kısaca özetlemek gerekirse Almanya Alevileri, Britanya Alevileri, karşılaştırmalı çalışmalar, Türkiye'deki Suriyeliler konusunda son dönemde yine çalışmaları mevcut hocamızın ve genel olarak da mekan, gönç, kentleşme gibi konularda çalışmaları mevcut, alan çalışmaları mevcut. Diğer konuşmacımız Lucia Kriani Salazar, Meksika'dan bir konuşmacımız ve şu anda Berlin Free Üniversitesi'nde, Berlin Özgür Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını yürütüyor. Ve tabii ki doktora çalışmasında hakikaten son derece önemli olduğunu düşündüğüm bir takım noktalara temas ediyor. Özellikle Türkiye'deki tasavvuf yapılmasıyla birlikte bu tekkelerdeki toplumsal, düşünsel ve mekansal bir takım dönüşümlerin nasıl yaşandığını bizlere aktaracak bir süre sonra. Ve aynı zamanda Türkiye'de ve Meksika'da Sufizm konusunda da çalışmaları var. Bu sanıyorum apayrı bir konuşmanın konusu olurdu ve çok da keyifle dinlerdik. Umarım yayınlar çıktıkça, doktora tezi de bittikten sonra bu çalışmaları dinleyebiliriz, okuyabiliriz. Ben şimdi sözü Cemal Salman'a bırakmak istiyorum ve onun konuşma başlığı İnşa, Mücadele, Müdahale, Alevi Toplumsal Mekanının Dönüşüm Dinamikleri. Cemal Bey, söz sizde. Buyurun. Hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin moderatörlüğünüzde bu çalışmayı paylaşmış olmaya da paylaşma heyecanı önemli. Size bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Anadolu Din ve İnançları platformuna Sayın Doğan Vermek ve Vanessa Obaldia uzun süredir kendileriyle bu konferansın çalışmaları vesilesiyle haberleşiyoruz. Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve bu konferansın oluşmasında, düzenlenmesinde katkısı olan bütün kurumlara ve emek veren diğer çalışanlara. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok uzun yıllardır doktora tezimin çalışmalarından başlayarak bilhassa Alevi kimliğinin dönüşümünü, kentleşme sürecinde Alevi kimliğinin dönüşümünü çalışıyorum. Ağırlıkta saha çalışmalarına dayalı bu işler. Bunun birikimine dair bir belki sunum olacak bu. Bir ayağı diasporaya da uzanan ama
bilhassa Anadolu'da Alevi toplumsal mekanını, ki ben inanç mekanından bağımsız görmüyorum, tümünü görmeye yönelik bir çalışma sunacağım bugün katılımcılara. Evvela çok kısaca bir kuramsal çerçeve koymuş olalım ortaya. Devamında konuya geçmiş olalım. Holbach ve Nora'dan başlayarak belki toplumsal mekanın ya da toplumsal hafızanın mekanla iç örüşünün aktarıldığı kapsamlı bir literatür birikmiş durumda artık. Yani biz hafızayı öncesinde uzunca süreler sadece zamana referanslı gibi algılamışken en azından bir 70-80 yıldır, bilhassa da geçtiğimiz son 30-40 yılda bu alanda yürütülen çalışmalarla hafızayla mekanı daha fazla iç içe görüyoruz ki hafızanın hem unutturma hem hatırlatma pratikleri üzerinden iktidarla ilişkisini de biliyoruz. Haliyle toplumsal hafıza mekanda tecessüm ediyorsa, hafıza mekanları dediğimiz yerin iktidar ilişkileriyle de iç içe olduğunu varsayabiliriz. İlk çıkış noktamız bu olacak. Devamında yine hem mekan kuramına önemli katkı olan hem de mekan iktidar ilişkileri üzerinde yine önemli katkıları olan Fransız düşünür Henri Lefebvre'ün mekansal üçlemesinden başlayarak onun mekan kuramına birazcık dayanmış olacağım. Lefebvre mekanı böyle iki boyutlu bir düzlem olmaktan çıkaran bir felsefi ufuk açmıştır mekan çalışmaları alanında. Mekanı fiziksel, zihinsel ve toplumsal mekan olmak üzere üç bağlamda değerlendirir ve bunların arasındaki diyalektik ilişkiyi vurgular. Bunu da mekansal üçleme ya da diyalektik kuramında açıklar. Ben Alevi mekanlarını bu çerçevede birazdan değerlendireceğim. Bu okumanın bir başka ayağı izotopi ve heterotopi kavramları. Yine Lefebvre'ün ilk dillendirdiği, sonrasında Michel Foucault'un geliştirdiği bir açılım mekan kuramı için. İzotopi dediğimiz bir mekan, yani tek bir topos ile onu çevreleyen şeyler, komşu mekanlar, bir anlamda aynı mekan, homolog ya da analog mekan dediğimiz tek mekandır. Heterotopi de bu mekanın yanındaki başka mekanları ifade eder, Lefebvre'ün ifadesinde, açılımında. Yani aynı anda başka yerler ya da başka mekanlar olabilen, onlara dönüşebilen mekanlardır der Lefebvre. Bu kısmında başka mekanlara dair adlı konferans metninde Foucault'un heterotopya kavramını birazcık daha açtığını görüyoruz. O da işte bu mekanların yüzyıllarca bütün kültürlerde, hemen hemen bütün kültürlerde yer aldığını, işte kriz heterotopyaları ya da sapma heterotopyaları biçiminde hepsinin belli işlevleri olduğunu. Benim bugün yapacağım sunum açısından üçüncü önemli ilke, kendi içlerinde bağdaşmaz gibi görünen birçok mekanı ya da mevkiyi tek bir yerde yan yana koyma güçleri olduğunu, genellikle zamanın bölünmesine bağlı olduklarını, yani zamanı biriktirdiklerini, buradan yine hafıza mekan özelliklerine belki bir göndermede bulunabiliriz ve diğer mekanlar açısından da işlevleri olduğunu söyler bu mekanların. Yani şunu diyebiliyoruz o zaman, Lefebvre'ün bizim önümüze koyduğu mekansal üçlemenin açılımında şunlar vardır. Yani toplumsal mekan açıklaması, mekanı evvela toplumsal bir ürün olarak görme fikrine dayanır. Yani mekan dediğimiz şey sadece üzerinde oluşun gerçekleştiği, insan fiilin gerçekleştiği yer değildir. Bu bir boş tabula rasa değildir ona göre. Mekan toplumsal olarak üretilir ve kendisi de yeni ilişkiler üretir. Her toplumsal form ya da yapı bir mekan üretir. Haliyle bir toplumun mekansal pratiğini Lefebvre'e göre o toplumun mekanlarını deşifre ederek ancak anlayabiliriz. Yani mekan demek ki toplumsal olarak üretiliyorsa, tarihsel bir ürünse, ideolojiden ve politikadan bağımsız ya da kopuk bir bilimsel nesne değildir demek ki. Her zaman politik ve ideolojik olmuştur. Bu nokta bizim için önemli çünkü Alevi
toplumsal mekanını da biz demek ki politik ve ideolojik zeminde okumak durumundayız ki kuruluşundan itibaren zaten Alevi toplumsal mekan dediğimiz ya da inanç mekanı dediğimiz şeyin bir politik çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Aleviliğe geçiş yapmadan önce Alevilikle ilgili ya da en azından Aleviliğin geçmişiyle ilgili benim temel aldığım varsayımları paylaşayım. Ardından mekan açıklamasına geçeyim. Bugünkü Aleviliğin biz kabaca 15-16. yüzyılda yani Osmanlı Safevi Savaşı'nı takiben Osmanlı Padişahı Yavuz'un ve takipçilerinin yoğun kıyım ve takibatının ardından Alevilerin ulaşılması güç, yani hayatta kalabilen Alevilerin ya da dönemin Kızılbaşlarının ulaşılması güç dağlık kuytu yerlere çekilmesiyle başladığını ve 15-16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında oluştuğunu varsayıyoruz. Yani bu çekilmeyle beraber bir anlamda hem iktidar ve uzantıları hem de diğer toplumsal gruplarla, baskın ortodoks dini gruplarla asgari düzeyde ilişki kurmaya dayalı bir pratik geliştirmiştir Aleviler. Temel yapı, kurum, ritüel ve değerlerin de bu yapı içerisinde oluşturmuşlardır. Birazdan bahsedeceğim ocak ağı ya da ocak sistemi dediğimiz yapı içerisinde bir anlamda temel devlet hizmetlerine hiç ihtiyaç duymadan işte inanç pratiklerini, gündelik hayatlarını, toplumsal hukuku, toplum hukukunu oluşturmuş ve geliştirmişlerdir. Biz bu yapının cumhuriyetle değil, yani cumhuriyetin oluşumuyla değil, 1950'lerden itibaren bozulmaya başladığını, değişmeye başladığını görüyoruz. Bunda da temel etmen göç, kentleşme ya da modernleşme süreci dediğimiz şey. Temelde kentleşme süreci Alevilerin yaklaşık 500 yılda oluşturdukları bu yapı, kurum, ritüel ve değerlerin hızla çözülmesine neden olan bir süreç olarak yaşanmıştır Aleviler bakımından. Bir kritik buradaki 1950-60'lar vurgusu önemli çünkü genellikle Osmanlı Cumhuriyet geçişinin bir kopuş olduğu anlatıla gelir bazı anlatılarda. Biz en azından Cumhuriyet'in ilk 30-40 yılı içinde Alevilere ya da Alevi mekanlarına yönelik politikada bir süreklilik olduğunu varsaymak durumundayız şu halde. Şimdi az önce bahsettiğim diyalektiği, Lefebvre'nin ortaya koyduğu diyalektiği ben Alevi mekanlarının oluşum ve gelişimine uyarlıyorum ki buradan aslında başından itibaren Alevi mekanının zaten bir dönüştürme pratiği içerisinde geliştiğini görmüş olabilirim. Şimdi en temelde çekirdekte Lefebvre'nin zihinsel mekan ya da işte tasarlanmış fikri, felsefi mekan dediği şey, düşünülen mekan dediği şey Alevilikte Alevi mitlerinde, anlatılarında, deyişlerinde, duazlarında, dualarında ve ritüellerinde karşımıza çıkan pek çok anlatının da temelinde görülür. Alevilik zamanı olduğu gibi diğer tasavvuf akımların çoğunda mekan da böyle tek boyutlu, tek katmanlı olarak algılamaz. Onu da böyle bir katlanmış, çok katmanlı bir yapı olarak, döngüsel bir yapı olarak görür, alan olarak görür. Öyle olunca da biz aslında bir mitik zamanda elest bezmi ya da ruhlar alemi denilen yani dünyanın ya da neredeyse evrenin yaratılışına ulaşan bir zamanda geçtiği varsayılan mitlerde, Alevi hikayelerinde, efsanelerinde, mesela Kırklar Cem anlatısında, mesela Miraç'ta, mesela daha geldik tarihsel olarak Kerbela anlatısında, Salman-ı Faris hikayelerinde, Hazreti Ali menkıbelerinde, sonrasında Hacı Bektaş efsanelerinde, mitlerinde, yani Alevi mitolojisini, tarihini, edebiyatını oluşturan en temel hikayelerde biz böyle bir mekan algısı görürüz. Ben bunu la mekan ile olarak adlandırıyorum. Yani Lefebvre'ün deyimiyle olmayan, mekan olmayan mekan, öteki mekan algısı. Felsefi anlamda mekanını burada oluşturmuştur Aleviler ve böyle olunca da mesela affedersiniz Kerbela için de söyleyebiliriz ama Kırklar miti dediğimiz şey Kalübelada ya da bir olmayan zamanda yaşanan değil, bugün dahi yürütülen bütün cemlerde olduğu gibi karşımıza çıkan tecessüm eden bir varoluş olarak görülür. Aynı yerin bir yansıması olarak görebiliriz. Alevi fiziksel mekanı, bu bahsettiğim tarihsel alanda, özellikle kırsal düzende ya da Alevi mekansal pratiği, gündelik mekanı
kutsala çevirme üzerine kurulmuştur. Bunda az önce bahsettiğim felsefi algının da etkisi var. Yani Alevilikte iki can bir cem olur. Bir araya geldiğinde bir hasta bir mekana gerek duyulmaz. Ayrıca bir mekanda zaman özelliğine gerek duymamıştır. Hayatın her anı ibadet, her anı inanç alanı olarak görülür. Böyle olunca özellikle Alevi köylerinde bir müstakil inanç mekanına, bir ibadet mekanına ihtiyaç duyulmamıştır. Ama bunu sadece Aleviliğin içinden değil dışından da okumak lazım. Bu tarih aralığının aynı zamanda Aleviliğe yönelik dış baskının da olduğu, dışsal korkunun da olduğu tarih aralığı olduğunu biliyoruz. Haliyle hem dış etmenler hem Aleviliğin kendi iç özellikleri Alevilikte, Alevi köylerinde müstakil bir ibadethane mekanının oluşmasını engellemiş ya da ötelemiştir. Böyle olunca dede odaları, yani eski köy evlerinde hayat denilen genişçe odalar, bazen ağıl ya da ahır gibi, yani cem yapmaya müsait herhangi bir gündelik hayat mekanı, yani gündelik olarak mutfak olarak kullanılan, ev, oda, yatak yeri olarak kullanılan mekanlar, cem günlerinde temizlenip, düzenlenip ibadethaneye dönüştürülmüştür. Yani ibadet mekanına, kutsal mekana dönüştürülmüştür. Öyleyse Alevi geleneği dediğimiz gelenekte kırsal düzeninde temel inanç ya da ibadet mekanının zaten sabit, müstakil olmadığını, dönüştürme esasına tabi olduğunu görmemiz lazım. Aynı şeyi Anadolu Alevi inancının en temel mekanlarından olan ziyaretler için de söyleyebiliriz. Olağan durumda Aleviliğe özgü değil tabii, başkaca kültürlerde de var ama Aleviler bakımından onu söyleyeyim. Olağan durumunda kırsalda dolaştığınızda bilmeyen bir gözün bir dağ, bir tepe, bir su kaynağı, bir kayalık, bir tek ağaç olarak gördüğü herhangi bir doğal mekan, oraya atfedilen bir takım efsaneler, oraya atfedilen bir takım hikayeler, mitlerle bir kutsal mekana dönüştürülmüştür. En yakınındaki köylüler ya da bilenler tarafından, oranın hikayesini bilenler tarafından yine gündelik doğal mekanların kutsala dönüştürüldüğünü görüyoruz uzun yüzyıllar boyunca. Şimdi bu ikisini bir arada kapsayan az önce bahsettiğim ocak sistemi de bu iki pratiğin birazcık daha genişletilmiş haliyle karşımıza çıkar. Toplumsal mekan dediğimiz üretilen, yaşanan mekan bunun karşılığında ortaya çıkmıştır. Toplumsal mekan da dede talip bağı dediğimiz görselde, en üstteki görselde de göreceğiniz üzere Alevilikte yetişmiş her bir bireyin talip olarak adedildiği Alevi yoluna girmekle, onun bir dede ve pire tabi olduğu, onun bir ocağı olduğunu, ocakların kendi mürşit ocakları olduğu ve her birinin aslında bir döngü içerisinde yol dediğimiz Alevi inancının geneline tabi olduğu bir düzenekten bahsediyoruz. Şimdi şurada bir temsili haritalandırma yaptım bir takım ocak ağlarından kalkarak. Görsel çok hoş olmayabilir ama şey olarak, en azından soyutlama olarak şunu görüyoruz. Böyle bir mürşit, dede, talip, talip, dede, mürşit, ocak, başka ocaklar şeklinde Anadolu coğrafyasının Alevi yoğun, nüfusun yoğun olduğu bölgelerinde buna benzer bir görünmez ağ ya da harita oluştuğunu görüyoruz yüzyıllar boyunca. Bunu da ben yine heterotopik bir harita olarak addediyorum. Bu alan içerisinde oluşan Alevilik, yüzyıllarca bu alan içerisinde oluşan Alevilik, kendi iç kurallarını, bütünlüğünü, iletişim ağını, inanç anlatılarını aslında birbirinden kopuk gibi görünen bu geniş coğrafyalarda devrin şartlarında oldukça sağlıklı biçimde 20. yüzyıla kadar taşıyabilmiştir. Şimdi, o zaman elimizde şunlar var. Aleviliğin mekanı dediğimiz şey, Alevi mekanı ya da toplumsal mekan dediğimiz şey oluşumundan itibaren, yani 15-16. Yüzyıldaki baskı evresinden itibaren zaten bir dönüştürme pratiğin içerisinde. Az önce söylediğim gibi hem inancın kendi özellikleri, felsefi derinliği, hem de dışsal baskı nedeniyle, dar baskısı nedeniyle, çoğunluk baskısı nedeniyle içeride oluşan alanda sürekli olarak gündelik mekanını bir başka mekana dönüştürmeye dayalı.
biçimlenmesinde az önce söylediğim gibi Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kadar gelen, yani göç sürecine kadar gelen bir süreklilik söz konusu. Şimdi sınırları belirleyen dış baskı ve tecrit olduğu için az önce gördüğümüz haritadaki o soyut sınırları, inanç mekanı ile toplumsal mekanı sınırları aslında aynılaşmış oluyor. O yüzden ben burada doğrudan inanç mekanları diye anlatmadım. Alevi toplumsal mekan dediğimiz alanın tamamı, o haritanın bütünü aslında bir Alevi inanç mekanı olarak görülebilir. Sadece bir somut, müstakil yapıdan bahsetmiyoruz böylece. Alevi inanç mekanı deyince benim aklıma o toplumsal mekan alanının tümü geliyor. Şimdi bu mekan haliyle hem yüzyıllardır iktidarla ve çoğunluk baskısıyla oluşmuş demiştik. O mücadelenin bir aracı, yani bir yandan Alevilerin kendi kimliklerini var etmelerinin, inşa etmelerinin, her seferinde yeniden inşa etmelerinin bir aracı ola gelmiş. Çünkü orayı korudukları sürece var olabilmişler. Bir yandan da her devirde bu tarih aralığında dış müdahalenin de aracı olmuş. Haliyle karşılıklı olarak biz bu mekanın hem içeriden hem dışarıdan sürekli olarak bir müdahaleye, bir inşaya haliyle sürekli bir dönüşüm gerilimine tabi olduğunu görüyoruz bu tarih aralığında. Şimdi biraz arka plan bilgisi olsun diye dış dinamiklerden başlayıp daha çok Alevliğin içerisinde somut örneklerle bu dönüşüm dinamiklerinin günümüzdeki görünümünü ele almaya çalışacağım. Şimdi bu müdahalenin her daim var olduğunu söyledik ama tarihte belli aralıklar ya da belli olaylar var ki doğrudan Alevi inancının kritik mekanlarına ya da temel mekanlarına doğrudan müdahaleyi içeriyor. Bunun kapsamlarından birini, belki de en kapsamlısını Osmanlı döneminde 1826'da tarihte Vakai Hayriye olarak anılan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ya da Bektaşi tekkelerinin kapatılması olayında görüyoruz. Burada ordunun bozulması gerekçesiyle Yeniçeri Ocağı'na yönelen müdahale, biraz da dönemin ulemasının ve şartlarının etkisiyle hem başkentte hem ülke genelindeki Bektaşi tekkelerine de yönelmiştir. İlk alınan kararlarda 60 yıldan eski olanlar hariç Bektaşi tekkelerinin kapatılması ya da Ehl-i Sünnet'ten tarikatlara devri, bunların başına da başta Nakşi tarikat olmak üzere diğer güçlü tarikatların liderlerinin atanması. Bu tekkelerde görevli dedelerin ya da babaların Anadolu'da adım Bilgiye, Kayseri'ye gibi aslında yine Ehl-i Sünnet nüfusun ve hakimiyetin yoğun olduğu yerlere sürülmesi ve bir anlamda sünni pratikleri takip edip etmediklerinin izlenmesi gibi kararlar alınmıştır. Şimdi bu konuyu çok fazla irdelemeyeceğim çünkü programda belki dikkatinizi çeker. Bizden bir sonraki oturumda konunun uzmanı Yılmaz Soyer hocamız tam da bu konuyla ilgili detaylı bir sunum yapacak. O yüzden o alana çok fazla girmiyorum. Ama buradan neyi görmüş olduk biz? Devletin Bektaşi tekkelerini kapatması, üzerine el koyması, dedeleri, babaları sürmesiyle aslında Alevi inanç mekanındaki o bilgi ağı, hafıza özelliği, mekanla kurulan bağ kapsamlı bir müdahalede bulunulmuştur. Şimdi ikincisi, Cumhuriyet devrine geçilmenin hemen başlarında, 1925'te yine dönemin bir takım irtica hareketleri gerekçe gösterilerek ama ağırlıkla Genç Cumhuriyet'in modernleşme programının belki bir parçası olarak tekke ve zaviyeler ile türbelerin settine ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair diye tam adı olan, kısaca bizim tekke ve zaviyelerin kapatılması dediğimiz 677 sayılı kanun. Şimdi bu kanun açıktır ki sadece Alevi mekanlarına yönelik uygulanmış bir kanun değil. Kanun metninin bir kısmını ekrana da aldım. Orada görüleceği üzere bunlardan cami veya mescit olarak kullanılanlar haricinin kapatılması esas bu kritik. Bir de burada
kullanılan bazı ünvanlar, bir takım inanç görevleri, işte dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık vesaire gibi ünvanların da ortadan kaldırıldığına dair bir kanun bu. Şimdi başka inanç mekanlarını da etkilemekle beraber Aleviler açısından şöyle kritik bir etkisi var. Halihazırda Alevilerin o devre kadar hem kültürel birikimlerinin yerleri, tekkeler dediğimiz, hem eğitim yuvaları, hem Alevi toplumsal hafızasının buluştuğu, biriktiği yerler, bir de buralarda görevli olan dedeler ve babalar Alevilerin inanç, tarih, kültür eğitiminin kritik noktasında duruyorlar. Yani cami ve mescitler dışında ki tekke ve türbelerin kapatılması bir anlamda Alevilerin bütün inanç mekanının zemininin ortadan kaldırmasının anlamına geliyor. Keza araştırmacılar bu anlamda bir eşitliğe vurgu yapsa da şöyle haberleri ya da belgeleri diğer inançlar için çok da göremiyoruz. Çünkü mesela o yıllarda 1933 yılından bir İçişleri evrakını ben buraya aldım. Bergama'nın Kapukaya köyünde Cem ayini ya da Cem ibadeti yaptığı için tutuklanan Alevilerden bahsediyor. Bunların ağır ceza mahkemesine sevkinden bahsediyor ilgili yazıda. Sonrasında o yılların gazete arşivlerine bakacak bir göz, sık sık yine ekranda göreceğiniz, işte Eyüp'te ayin esnasında 30 Bektaşi yakalandı, işte şurada bir ayin yapan Aleviler yakalandı ya da dedeler yakalandı vesaire gibi haberler görecektir. Burada kritik olan, Alevi köylerinde zaten Osmanlı devrinde de yasaklı olan ya da en azından fiilen öyle görünen cemlerin bu halde kanunla beraber fiilen yasaklı hale gelmiştir. Böyle olunca bizim bugün Alevi cemlerinde hala bekçilik hizmeti dediğimiz, 12 hizmetten biri olarak görülen hizmetin, köy içerisinden birinin cem yapıldığı esnasında köy etrafında gezerek güvenliği sağlama hizmetinin arka planına dair de bize bir fikir verir. Demek ki sadece mekan kapatılmakla kalmamış, bu cemlerin icrasını, dedelik, babalık vesaire gibi inanç hizmeti görenlerin takibatını da getirmiştir. Haliyle Aleviler açısından aslında uzun yıllar boyunca ayrı sıkıntılara sebep olmuştur. Yine bu kanuna dayanarak Alevi dergahlar içerisinde Serçeşme olarak anılan Hacı Bektaş dergahının da 1925'te kapatılıp 1964'e kadar kapalı kaldığını, 1964'te de müze olarak ziyarete açıldığını buradan analım. Bu da kritik bir mekan müdahalesi olarak yanımda duruyor. Şimdi bu bilindik ve kapsamlı müdahaleler yanında Cumhuriyet tarihi boyunca biz Alevi mekanlarına dönük detaylarda başkaca müdahaleler de görüyoruz. Kapsamlı müdahaleler de görüyoruz. Bunların temel sahiplerini buraya almaya çalıştım. Evvela ilk baştan itibaren cami ve mescidi en azından Müslüman kabul edilen nüfus için tek ibadethane sayan anlayış Cumhuriyet tarihi boyunca korunmuş, çeşitli iktidarlarca korunmuştur. Bu da Aleviler içinde aslında bir uygun görülen ya da makbul görülen inanç ibadet mekanı alanı belirlemeye getirir. Şimdi 1900 şuraya almış olmalıyım. 24'te çıkarılan köy kanunu, 442 sayılı köy kanunu, çok yakınlarda Şükrü Aslan hocamız da yazdı bununla ilgili bir makale. Orada köyün tanımında cami, mektep, otlak, yaylak vesaire diye başlıyor ve temel ibadethaneyi zaten cami olarak belirtiyor. Yine köylünün mecburi işleri diye sıralanan 13. maddenin 14. bendinde köylüye mecbur kılınan işler arasında köyde bir mescit yapmak var. Haliyle neyi görmüş oluyoruz? Kanun sadece kanun olarak kalmıyor. Alevi köylerine daha önceden de olan yerler var. Cami yapılmasının önünü açan bir madde. Hatta bunu mecburi işler arasına koyan bir madde görüyoruz. Şimdi devamında neyi göreceğiz biz?
Alevilerin özellikle kentleşme sürecinde daha yoğun dile getirmeye başladığı, kendi ibadethanelerini öne çıkarma, ifade etme, cemevini ibadethane olarak görme vurgularının sürekli olarak reddedildiğini, bu reddetmede de hem 1925 sayılı kanun, 25 tarihli tekvir zaviyelerin kapatılması kanununa vurgu yapıldığını, hem de sık sık Diyanetten görüş alındığını, haliyle burada da çerçevenin yine Sünni mezhebinin esas alınarak oluşturulduğunu görüyoruz. Kemal Hocam, süremizi aştık bir hayli. 7 dakika aştınız şu anda. Hocam, bunu hatırlatmak istedim. Toparlarsak sevinirim. Tamam, evet. Tamam, hızlıca. Şimdi buna dair birkaç haber aldım buraya. Detaylarına girmeyeyim o zaman. Alevi köylerinde cami yapılmış olduğuna dair bir başka boyutu yine Alevi türbe ve ziyaretlerinin sık sık müdahale uğraması. 1990'lı yıllarda Karacaahmet türbesi üzerinden çokça gündeme gelmişti bu. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle. Sonra 2012-13 yıllarında yeniden gündeme geldi. Orada da yine cemevinin bir ibadethane olarak görülemeyeceği ve buna dair taleplerin kabul edilemeyeceği, istenirse eğer illa olacaksa bir kültür evi olarak kabul edilebileceğine dair hem devletin resmi ağızlarından hem sık sık Diyanet'in ağzından hem bir takım yargı kararlarında durumu gördük. Ama buna rağmen çok yakın tarihli haberlerden de görüyoruz ki Alevi ziyaret ya da tekkeleri ya da türbeleri camiye, mescide dönüştürme ya da bunlara çeşitli müdahaleler günümüzde de devam ediyor. Şimdi bütün bunlarla, bu dışsal müdahalelerle uğraşırken Aleviler, dedik ki, kentleşme sürecinde bir de kendi iç gelişimleri ya da iç tarihleriyle bağlantılı bir takım içsel dinamiklerle de yüzleşmek durumundalar. Az önce bahsettiğimiz gibi zaten kırsal alanda dönüştürmek durumunda kaldıkları mekanlar, inanç mekanına dönüştürmek durumunda kaldıkları gündelik mekanlar hikayesini biz kentsel alanda da görüyoruz. Şimdi kentleşme sürecinde neyi görmeye başladık? Son 20 yılda özellikle Alevi köylerinde ya köylülerin kendi imkanlarıyla ya da eski metruk okul binalarının dönüştürülmesiyle okuldan dönüştürülen cemevleri olgusunu görmeye başladık. Çeşitli büyük kentlerde ya da Avrupa kentlerinde dernek yeri, apartman bodrumu gibi yerlerde cem yapılmak durumunda kaldığını, bunların cemevlerinin yasal statüsü olmadığı için yine dernek, kültür merkezi vesaire adı altında kurulmak durumunda olduğunu gördük. Bu görsel mesela bir derneğin bodrum katında yürütülen görgü ceminden benim çektiğim bir fotoğraf alan çalışmalarında. Bu yine ilginç bir örnek. Bu süreç öyle işlemiştir ki Avrupa'ya dahi uzandığını görüyoruz. Biraz imkanlarla da ilgili bir durum. Köln Porz'a katıldığım bir cem bu benim. Bir spor salonunun ihtiyaca binaen cem mekanı ya da cem yerine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Burada da karşıda gördüğünüz figürler sporcular, etrafta gördüğünüz eşyalar da spor salonuna ait eşyalar. Şimdi ziyaret mekanları için de benzer bir durumdan bahsediyoruz. Kırsal düzende dedik, hafızanın en önemli, hafıza aktarımının en önemli mekanlarından ziyaretler, ama kentleşme sürecinde bunların pek çoğu unutulmaya yüz tuttu. Anadolu'da hem önce gördüğünüz yatır ya da türbe hem de arkada gördüğünüz tepelik bir köyün yakınındaki iki ziyarete denk geliyor. Şimdi yakın dönemde bu köyün dernek sayfasına aldığım haberler bunlar. O türbe etrafının doğal taşlarla halka şeklinde, yani Alevi felsefesine uygun şekilde organize edilmiş halinden etrafının düz duvarla örüldüğü, sonrasında o tepenin yüzeyine betondan bir Atatürk resmi nakşedildiği ve işte etrafına başkaca müdahaleler yapılacağına dair bir proje geliştirildiğini görüyoruz. Haliyle sadece mekanın içsel dönüşümü değil, yine mekanları dışarıdan dönüştürmeye dair çabalar, pratiklerde devam ediyor. Son olarak yine son yıllarda gördüğünüz bir şey, o Aleviliğin yüzyıllarca vurguladığı o naif ya da mütevazi değerlere karşılık son yıllarda özellikle büyük kentlerde ve Avrupa'da işte
saray gibi, işte ihtişamlı, işte vesaire gibi isimlerle anılan cem evi mekanlarını, parıltılı cem evi mekanlarını görüyoruz. Bütün bunlardan çıkaracağımız ne? Hem içsel meseleler hem dışsal müdahaleler neticesi Alevi mekanları bugün geleneğindeki özden biraz daha biçimsel olana doğru kaymakta. O heterotopik çoğul mekanlardan yine tek tip tek tipleşmeye dönük bir mekan algısına ulaşılmakta. Hafıza mekanlarının artık kayıp mekanlara dönüştüğünü görüyoruz ve Aleviliğin politik inşasının alanı olduğunu gördüğümüz mekan bugünlerde sadece bir kültür icrasının mekanına dönüşmek ya da dönüştürülmek isteniyor diye bağlayayım. Uzattığım için de özür diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Hem dinleyenler hem size. Teşekkürler Cemal Hocam. Ben de o halde fazla süre kaybetmeden ikinci konuşmacımıza döneceğim. Sayın Lucia Criani Salazar, onun konuşma başlığı ise müze veya kültür merkezleri olarak Sufi tekkeleri, kendi doktora çalışmasından bize bir sunum yapacak. Buyurun, söz sizin Lucia. Çok teşekkür ederim hocam. Nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. Bu konferansa katılmak benim için gerçekten bir onur. Şimdi İngilizce konuşacağım. The topic of my... first let me share my screen. Evet, öncelikle ekranımı paylaşayım. That's, you can see it, right? Yes, we can. Okay. So the name of my presentation is... Evet. Burada görüyorsunuz başlığını çalışmamın. Müze veya kültürel merkez olarak Sufi tekkeleri sekülerliğin mührü mü diye soruyorum. 2016 ile 2019 arasında 4 Türk şehrinde İstanbul, Bursa, Konya ve Samsun'da etnografik araştırmalar yaptım. İlgi alanım genellikle Tekke ve Zaviyeler Kanunu diye adlandırılan 677 sayılı yasa ile 1925'te resmen kapatılmalarından sonra Sufi tekkelerinin geçmişi ve akıbetiydi. Amacım son zamanlarda tekke kavramıyla ilişkilendirilen çeşitli mekanların örneklerini bulmak ve yaşamakta olan bir Sufi cemaati varsa günümüzde gördüğümüz Sufi mekanlarının tekkelerin resmen kapatılmasından nasıl etkilendiğini, çağdaş Sufilerin olayı nasıl anlattıklarını ve açıkladıklarını incelemekte. I found and analyzed tekkes that managed to survive the process of closure with some transformation. Evet, kapatma sürecini bazı dönüşümlerle atlatmayı başarmış ve 1925'ten önce bu mekanlara yerleşmiş aynı Sufi mezhepler tarafından halen aktif olarak kullanılan tekkeler buldum ve analiz ettim. Ayrıca bazı yeni tür tekkeler de mevcuttu. Onlarca yıl kafelerde, mağazalarda, sinema salonlarında ve diğer kuşku uyandırmayan ortamlarda yarı gizli toplantılar yaptıktan sonra yakın zamanda apartman gibi yerlerde kurulmuş olanlar, bazı durumlarda önemli Sufi köklerden gelenler artık tekke olmadıklarını ama kendi tarikatlarının mesajını iletmenin farklı ve modern bir formu olduklarını iddia eden vakıflar kurdular. Ayrıca önemli sayıda yakın zamanda restore edilen müze ya da kültür merkezi işlevi yapan tekkeler var. Bugün sunum son iki tür mekanı esas alacaktır. Tekkeler ve devlet, çözümsüz çelişki. 1926'dan itibaren Türkiye'de bütün tekkelerin kapatılmasından sadece bir yıl sonra bir Sufi tekkesinin müzeye dönüştürülmesi, Sufi cemaati ile Türk devleti arasındaki çözümsüz çelişkinin göstergesi olmuştur. Erken Cumhuriyet döneminden bu yana tekkelerin müzeleştirilmesi önemli dönüşümler olarak görülmekle birlikte, Konya'daki eskiden Mevlevi Asitane'nin merkezi tekke bulunduğu yerde Eski Eserler Müzesi'nin oluşturulmasından başlayarak restore edilen eski tekkelerde yakın zamanda kurulan müze ve kültür merkezlerinin çoğalmasına kadar müzeleştirilen tekke aynı anda hem el koyma hem de Sufizmin ötekileştirilmesi gibi paradoksal bir mesaj veriyor. Erken Cumhuriyet Devleti'nin karakteristik özelliği sekülerist projeye tepki gösteren Sufilere karşı inkar edilemez düşmanlığıydı. Ama Sufilik geniş anlamda gayrimüslimlerle aynı şekilde ötekileştirilmedi. Geçmişe indirgendiler, ulusun tarihi kalıntılarına dönüştürüldüler.
Korkulan ve hayranlık duyulan Türk Ulus Devleti fetişini üreten çeşitli süreçte Sufiler kültürlerine tırnak içinde gösterilen saygı ile pratiklerinin inkar edilmesinin oluşturulduğu paradoksal mesajla çözülmez bir çelişkiye yakalandılar. Çözülmez çelişkiler aşağıdaki modelin tekrar uygulanmasıyla yaratılır. Birincil olumsuz resmi emir, bu durumda tekkeler ve zaviyeler kanununda yer alan emir ve gerici sufilerin genel olarak reddi, bir takım olgular üzerinden de ilerlemek tabii ki istiyorum. En ilginç çalışmalardan bir tanesi Uluslararası Mevlana Vakfı. Biliyorsunuz bu müze haline dönüştürmüş Mevlevi Hane ile de alakalı. Burada iki tane merkez var. Bir tanesi İstanbul'da Nişantaşı'nda orta sınıf bir mahallede bir apartman dairesi ve Konya'da Mevlana Müzesi yakınlarında bir ev. Mevlevi sufiliğini öğretmek amacıyla ve bazen muğlak bir biçimde ritüel faaliyetleri için kullanıldıkları halde bu mekanlar tekke olarak düşünülmüyorlar. Tekkelerin kapatılması olayı kendi varlıklarını sürdürmek açısından aynı anda hem iyi hem kötü bir durum olarak hatırlanıyor. Resmi kapatmayı gerici sufileri durdurmak için gerekli bir önlem olduğunu düşünerek benimsiyorlar. Ve Mevlevi tekkeleri üzerindeki kontrollerini korumak için hiçbir istisna yapılmamasından elbette yakınıyorlar. Hatta bu üzüntü duygusunun Atatürk tarafından paylaşıldığını, Konya'daki tekkenin müzeye dönüştürülmesini kendine mahsus bir istisna yapmaya ve tekkeyi açık tutma yolu olarak yolu olduğunu bile ima ediyorlar. Günümüzde hem Mevlevi hanelerin kültürel kurumlar olarak çalışmasını benimsiyorlar, hem de sohbetleri teşvik ederek ve sufiliğin mistik anlamına saygı göstermek ve yaymak amacını güden izinli sema gösterileri düzenleyerek Mevleviliğin sadece kültür olmaya indirgenmesine karşı mücadele etmeye gayret ediyorlar. Çelebilerin tavrı sadece eski tekke mekanlarından sürekli ayrılmalarıyla açıklanamaz. Aynı yaklaşım Kenan Rifai'nin torunları tarafından kurulan Kenan Vakfı'nda da görülür. O olayda tekke kapatıldıktan sonra aile binanın mülkiyetini elinde bulundurduğu halde binanın bir kısmını kendilerine ait bir müzeye dönüştürmeyi seçtiler. Resmi olarak Kenan Vakfı'nın genel merkezinin semahanesi yeniden inşa edilerek özel bir müze ve konser salonu haline getirildi. Ancak bununla birlikte vakfın üyeleri bu mekanla ilgili ritüelleri dikkatle izlemeye devam ediyor. Örneğin semahaneden çıkarken sırtını dönmemek ya da binaya girerken ya da çıkarken Kenan Rifat'ın annesinin mezarını selamlamak, sufi müzik konserlerinden önce ve sonra dua etmek gibi. Konserle sema, konferansla sohbet arasındaki muğlak sınır da insanın aklına bu mekanın tamamen sekülerleştiğini getirmiyor. Mekanın tekke olarak yok olmasına karşı direncin ustaca bir ifadesi olduğunu düşündüğüm bu uygulamalar, bu mekanın artık bir tekke olmadığına razı olmakla iç içe geçiyor diyebiliriz. Çelebilerin aksine Kenan Vakfı'nın müdürü ve Kenan Rifai'nin torunu, bu binanın durumunu tekkelerin kapatılmasının istisnası olarak görmüyor. Aksine Kenan Rifai'nin yeni kanunu duyar duymaz tekkeyi kapattığını özellikle vurguluyor. Bu önleme karşı direnmemesinin sebebi tekkelerin özel bir bina biçimi değil, Allah'ın hatırlandığı, sufi bilgeliğinin yayıldığı bir yer olduğuna inanmasıdır. Bu yüzden ona göre evrenin kendisi ya da bir müminin kalbi tekke olarak kabul edilebilir ve sufiliğin yayılması ritüelle sınırlı değildir. Bu olay bir sufinin Cumhuriyet öncesi tekke olan müzeleştirilmiş bir mekanla bağını koruduğu durumların nadir örneklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Müzeleştirilen tekkelerin çoğu eski köklerinden koparılmıştır. Bu da daha sonra bunların kamuoyuna tekke olarak sunulmasını karmaşık hale getirmiştir. Bursa'da restore edilen ve müzeye çevrilen bu mekanların orijinal sakinleriyle direkt bir bağlantısı olmayan çağdaş sufi vakıflarının yönetimine bırakılan iki örnek vardır.
Celveti Tarikatı'nın piri tarafından kurulan Üftade Tekkesi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından yönetilmektedir. Aziz Mahmud Hüdayi 16. yüzyıl mistiği Üftade'nin müridiydi ve hocasının talimatıyla Üsküdar'da Celveti Tarikatı'nı kurmuştu. Hüdayi'nin mezarı İstanbul'daki başlıca hac mekanlarından bir tanesidir. Bununla birlikte Hüdayi Vakfı bir Celveti cemaati değildir. 1930 Menemen İsyanı'nı başlatmakla suçlanan Nakşibendi grubundan Erenköy cemaati mensupları tarafından kurulmuştur. O zamanki şeyhleri Şeyh Esad ve kendisinin oğlu meşruiyeti ancak yakın zamanlarda tarihçiler tarafından sorgulanan bir yasal süreçle yargılanmış ve ölüme mahkum edilmişlerdir. Başka bir sufi cemaatinin damgasının ve akıbetinin sosyal hafızadan silinmesi, Celveti mekanlarının ve sembollerinin temellük edildiğini özellikle vurguluyor. Üftade Tekkesi'nde 1925'ten önce burada bulunan Celveti dervişlerine ne olduğundan hiç bahsedilmiyor. Sanki bu insanlar buharlaşmışlar gibi. Bu da topraklarına el konması sonrasında soykırıma tabi tutulan yerli halklarının varlığının hafızalarından silinmesiyle tekinsiz bir benzerlik gösteriyor. Güzelleştirilen tekkelerin orijinal sakinlerinin hafızalardan silinmesinin başka bir örneği 2005 yılında restorasyonun bitmesinden beri Tasavvuf Vakfı tarafından yönetilen Karabaş Veli Tekkesi'dir. 1925 yılına kadar tekkeyi kullanan Kadiri dervişlerinin son nesli hakkında bu mekanda neredeyse hiçbir şey söylenmiyor. Mezarlarına da neredeyse hiç dikkat edilmiyor. Tasavvuf tekkesinin sufi kimlikleri de tarihi hafızanın silinmesine ek olarak muğlak ve şüphelidir. Cemaatin Mustafa Özbağ adlı bir lideri vardır ama daha geleneksel olan şeyh, baba, dede ve mürşit ünvanıyla değil, üstad olarak adlandırılmaktadır. Bu vakıf sohbet, zikir ve sema gibi tekke faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ama bunları diğer sufi cemaatleri, özellikle Uluslararası Mevlana Vakfı tarafından kabul edilmez bulunan tarzlarda yapmaktadır. Özellikle sema icrası açıkça haftada bir uzun bir ritüel olarak değil de her gün yaklaşık 15 dakikalık kısaltılmış bir versiyon olarak yapılıyor. Tarikata girmiş olmayan insanların katıldığı folklor dansı gibi bir gösteri olarak sunuluyor. Çelebilere göre Çelebi makamından izin almış olmayan hiç kimse semaya rehberlik yapamaz ve iddia ettiklerine göre Özbağ'ın böyle bir izni bulunmuyor. Ayrıca bu grup bir tarikatın ruhani yolunu öğretmekten ziyade muğlak bir sufi kimliği iddia ediyor ve üyeleri arasında en az 10 tarikattan insanlar olduğunu kabul ediyor. Ama belki de daha sorunlu olan şey, sufi motiflerin ideolojisi, sözüm ona sufi pratiklere olduğu kadar sağcı ve aşırı milliyetçi söyleme de dayanan bu vakıf tarafından belirgin olarak siyasi amaçlı kullanılmasıdır. Bu vakıf, Türk Sufi kültürü gösterilerinden başka Türk ordusunun Kuzey Suriye'deki askeri harekatı gibi önemli siyasi anlarda iktidar partisini destekleyen mitinglerde düzenlemektedir. Bununla birlikte müzeleştirilen tekkelerin sufi öneminin havzalardan silinmesinin daha da radikal bir örneği var ki bunu ben Samsun'da kanıtlarla ispatladım. Samsun'da halk tarafından tekke diye adlandırılan sadece iki yer var. Günümüzde Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne ağırlık veren bir müze olan Sadi Tekkesi ve günümüzde bir İran restoranı ve konferans salonu olarak kullanılan muhtemelen bir tarikat mensuplarının toplanma yeri anlamında hiçbir zaman tekke olmamış Acem Tekkesi. Tarih kayıtlarının gösterdiği kadarıyla bu mekan daha ziyade İranlı iş adamlarının, özellikle tüccarlarının kaldığı bir yermiş. Burada yapıldığı bilinen tek ritüel de aslına bakarsanız Aşure kutlaması. Günümüzde Samsun genellikle seküler bir şehir olarak bilindiği, daha çok tütün üretimiyle ve deniz ticaretiyle hatırlandığı halde, bütün Osmanlı ülkesi gibi bir sufi geçmişe aslında sahiptir. Muhtemelen en eski ve en önemli sufi varlığı 12. yüzyılda bu bölgeye yerleştiğine inanılan 3 Kadiri kardeştir. Aslında Samsun'un civarında daha küçük bir köyün adı Tekke Köy'dür. Zira bu kardeşlerden biri olan Yusuf Zeynüddin'in tekkesinin etrafında kurulmuştur. Ama ironik bir biçimde Tekke Köy'de artık ne
tekke vardır ne de bugüne kadar bunun ya da diğer iki tekkenin yeniden yapılması için bir girişimde bulunulmuştur. Bununla birlikte insanların bu üç kardeşin türbelerinde, özellikle Samsun'un en eski mezarlığında bulunan Şeyh Kutbettin'in türbesinde, ayrıca Samsun Havaalanı yakınlarındaki Çarşamba'da kırsal kesimde bulunan Şeyh Semai'nin türbesine dua eden insanları görmek mümkün. Türbelerde insanların olması bu mekanlarla ilgili olarak bu velilerin kutsanmasıyla bağlantılı toplumsal hafızanın varlığına işaret eder ki bu hem Sadi tekkesinde hem de Acem tekkesinde olmayan şeydir. Demek ki bu mekanların restorasyonda kullanılan kriterler açıkça Samsun halkı için manevi önemleri olmamıştır. Sadi tekkesinde Sufilerin toplumsal rolü esas olarak Kurtuluş Savaşı'ndaki savaş kahramanlarının rolü olarak sunulmaktadır. Muhtemelen hiçbir zaman tekke olmamış Acem tekkesinde de önemli bir bilgi yoktur. Sadece ikinci katta konferans salonu figürlerle süslenmiştir. Bu mekanlarda Sufi sembollerine sahip çıkmasında bizatihi Sufi mekanlarına ulusal kültür örnekleri olarak sahip çıkma sürecinde Sufiliğe gösterilen umursamazlığa işaret eden bir bayağılık vardır. Arke olarak müze tekkeler. Bu tekke 25'te bütün tekkeler kapatılıncaya kadar faaliyetini sürdürmüştür cümlesini. Çağdaş Türkiye'de restore edilmiş hemen hemen bütün tekkelerin dışında bir levhaya ya da plakaya yazılmış olarak görebilirsiniz. 1925 yılı tarihte bir sınırdır. Tekkelerin zamanını geçmişteki bolluk ile şimdiki zamandaki kıtlık ve yokluk olarak ikiye böler diyebiliriz. Dolayısıyla tekkeler ve zaviyeler kanunu aynı zamanda bir ikilik başlatır. Tekkelerin kimliği değiştirilmiştir. Gerçek yaşları itibariyle değil, empoze edilen zaman sınırına göre pozisyonu itibariyle eski veya yeni olmuşlardır. Erken Cumhuriyet ideolojisine göre tekkeler milletin şimdiki zamanına ait değildi. Modern hayata uygun olmayan arkaik kurumlar olarak kabul edildiler. Fiilen yıkılarak kendi doğru zamanlarına sabitlendiler. Derrida'ya göre arke kökü eskiden başlangıç ve emir anlamına geliyordu. Tekkelerin kapatılması Cumhuriyet öncesi tekkeleri, Sufi cemaatlerin yeni toplantı mekanlarının özgünlüklerinin tespit edilmesi veya taklit edilmesi için kıyaslanabileceği asıllara dönüştüren emirdi. Tekkeler ve zaviyeler kanunu o zaman var olan Sufi tekkelerine aralarında üstü kapalı bir ittifak haline gelebilecek birleştirici bir nitelik kazandırdı. Bu onları 1925'ten sonra kurulan tekkelerden ayıran bir şeydir. Yani geçmişe aitlik. Bir tekke resmi kapatma tarihinde ister 10 yıllık olsun ister 300 yıllık kanun onları birleştirdi. Ve tamamen yok edilmiş olmayanlara George Simmel'in The Ruin yıkıntı adlı yazısında tanımladığı tarihi kalıntıların yaş değerini kazandırdı. Ancak Simmel'in yıkımı üzücü olmayan kültüre üstün gelen doğanın edilgence şeyleri çürümeye bırakan insanların ürünü olan kozmik bir trajedi olarak görmesinden farklı olarak tekkelerin yıkımı yapay bir geçmişte kalma duygusunu şiddetle empoze eden kasıtlı bir kesintinin ürünüydü diyebiliriz. Yael Navarro Yeşin'e göre bu tür bir yıkım sadece maddi kalıntılarda veya tahribatın nesnelerinde ve şiddette görülmez. Aynı zamanda savaşın ya da şiddetin sonrasında içki sersemliği gibi geçmek bilmeyen özelliklerde ve geriye kalan duygularda görülür. Kapatılmalarından bugüne kadar bazı yıkılmış tekkelerdeki türbelerde daima dua eden insanlar bulunması, bu mekanlardan kolektif hafızadan tamamen silmesine direnen, buralarda takılmış olarak kalan duygusal bir ifade olarak yorumlanmıştır. Sufi cemaatlerde devlet arasındaki çözülmez çelişkin ürünü olarak yıkılmış tekkeler şimdiki zamanda var olma, yaşayan bir kurumsal kurum olarak var olma haklarını kaybetmişlerdir. Ama eski eserlerin yaş değerini ve ulusal miras nesneleri olarak kamusal görünüm hakkını kazanmışlardır. Aslında tekkelerin çağdaş Türkiye'deki kimliği Sufi varoluşlarından o kadar koparılmıştır ki restore edilen Acem tekkesi Sufilere ev sahipliği yapıp yapmadığı açık olmadığı halde
kamuoyuna bu adla sunulmaktadır. Cumhuriyet öncesi tekkeler geçmişte kalmış olmaktan ötürü özgünlük kazandığı için restorasyonla birlikte tekkelerin geçmişe ait olmasının önemsizleştirilmesi gibi bir tehlike ortaya çıkıyor. Çünkü restorasyon geçen zamanın izlerini siliyor ve asıllarla kopyalar arasındaki görsel farkı belirsizleştiriyor. Örneğin Bursa'daki restore edilen Karabaşi Veli Tekkesi'yle Tasavvuf Vakfı tarafından inşa edilmekte olan yeni bir binayı saha araştırmam sırasında tamamlanmak ve açılmak üzere olan bunların ikisini kıyaslayacak olursak ikisi de Osmanlı tekkelerinin yeni kopyaları gibi göründüğünü ve aslında restore edilen tekkenin dış duvarındaki boya sayesinde en azından eğitimsiz bir göz için tamamen yeni olan bir binadan daha yeni göründüğünü anlarız. Ancak binanın restorasyonun önceki resminin var olması ve tarihiyle ilgili açıklamalar içeren plaka restorasyon sürecinin yol açtığı dönüşüme rağmen mekanın yaş değerini koruyor. Dolayısıyla patina etkisinin yerine arşivin ve uzmanın otoritesi geçiyor ve tarihi eserin yeni görünümüne rağmen bir eskiye aitlik izlenimi üretiliyor. Resim ve plakanın sunduğu kanıt birçok ziyaretçiyi binanın 25'ten önce gerçekte tekke olduğuna ikna etmek için yeterli oluyor. Restorasyondan sonra ne kadar yeni görünürse görünsün ve yeni fonksiyona rağmen bu kimlik baki kalıyor denebilir. Orijinal nesnelerin müze nesneleri gibi sergilenmesi de bu tekkelerin tarihi eser değerine katkıda bulunuyor. Dervişlik faaliyetleriyle bağların koparılması ve sufi sembollerinin ulusal kültür olarak sahiplenilmesi, tekkelerin bu şekilde kullanılmasını, itibar kazanmasını sağlayan bir arka plan oluşturdu. Cornelius Holtrof'un görüşüne göre geçmişe ait aitlik izlenimi için asıllarla bağlantı değil, izleyicinin beklentileriyle bağlantı gerekiyor. Baha Tanman'la yakın zamanda yapılan bir mülakatta bir tekkeyi tanımlayan vazgeçilmesi usulü nedir diye kendisine sorulmuştu. Belki de şaşırtıcı olarak semahaneden, sufi ritüellerinin yapıldığı yerden değil, mutfaktan bahsetmeyi seçti. Bu cevabın gerisindeki sebep onun tekke kavramını tekkelerin halka müze olarak sunmasını sağlayan kültürelleştirmenin ötesinde gören sufi perspektifinden anlamasıdır. Sufi muhataplarımdan çoğu gibi onun için maneviyatı olmayan bir tekke değildir. Peki mutfak neden bir maneviyet göstergesi? Tanman'ın açıklamasına göre tekkelerin ayrıca imaret işlevi de vardı. Talep edenlere yemek ve barınak temin ederlerdi. Ben kendi çalışmamda bu işlevin hayırseverlik kavramıyla karıştırılmaması, daha ziyade konukseverlik olarak anlaşılmasını öne sürüyorum. Sahip olanla mahrum olan arasında bir ayrıştırmaya dayanan hayırseverlik aksine konukseverlik, evrensel zafiyeti kabullenen başkası için var olma prensibidir ve Levinas'a göre nefslerini disiplin altına almak ve yok etmek için kendilerinin başkalarının hizmetine adayan sufilerin manevi eğitiminde önemli bir rolü vardır diyebiliriz. Museums lack the capacity to be hospitable in the same sense. Müzeler tekkelerin sahip olduğu konuk ağırlama özelliğinden yoksundur. Sufiliği temsil etmeleri alışkanlık pratiklerine değil, ritüellerin özelliklerine, nesnelerin sanatsal değerine ve kendilerini var etmelerine dayanır. En iyi durumda Hüdayi Vakfı gibi bazı sufi kuruluşların çorba mutfakları var. Ama bunlar özellikle muhtaçlara yönelik oldukları için hayırseverlik niteliğine sahip. Apartman gibi yerlerde kurulan tekkelerin durumu böyle değil. Müzeler gibi maddi mirasa sahip değiller ama konukseverliğin birçok fonksiyonlarından sadece biri değil, manevi eğitimin önemli bir biçimi olduğu mistik geleneğe bağlılıkla varlıklarını sürdürüyorlar. Bu ayrıca tarikatların kontrolü altında kalan az sayıda Cumhuriyet öncesi tekkenin kendi binalarının müzeleştirilmesine direnmesinin de sebebidir diyebiliriz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sürdürülen tekke binalarının restorasyonları aslen sufi kültürünün yeniden canlandırılma çabası olmaktan uzaktır. Daha ziyade sekülerleştirmelerini tamamlayan bir mühürdür. Lucia çok teşekkür ederiz bu değerli katkı için. Şimdi 15 dakikalık bir süremiz var. Ben yorumlarımı kısaca vermeden önce dinleyicilerimizden eğer soruları varsa soru yanıt kısmına iletmelerini rica edeceğim.
Kısaca özetlemek gerekirse Cemal hocamız bize Albax, Pierre Nora, Henri Lefebvre gibi önemli yazarlara referansla Alevi mekanının nasıl değiştiğini anlattı. Özellikle mekan iktidar hafıza ilişkisi üzerinde durarak Türkiye'deki Alevi toplumsal mekanının içsel ve dışsal bir takım faktörler üzerinden zaman içerisinde yüzyıllar boyunca nasıl değiştiğini çok başarılı bir şekilde bizlerle paylaştı. Aldığım notlar çerçevesinde bu mekan özellikle içsel bir takım nedenlerle değişime uğramaya devam ediyor. İçsel nedenler derken yaşanılan kentleşme, cemevi talepleri, unutulan köylerde bırakılan ziyaret yerleri ve dolayısıyla zaman içerisinde kentleşmeyle birlikte aslında belleğin kaybı olarak bize özetli içsel faktörleri. Dışsal faktörleri belki daha iyi bir o da Sünni İslam Devleti'nin özellikle bir takım merkez dışında kalan inanç biçimlerine karşı uyguladığı bir takım yaptırımlar, bir takım cezai müeyyideler ve belki de en önemlisi hala cemevlerine ibadethane statüsünü verilmemesi gibi nedenleri dışsal nedenler olarak sıraladı. Cemal hocamız yine bence çok önemli bir noktanın altını çizdi. O da Alevi inanç mekanları ile Alevi toplumsal mekanlarının aslında örtüştüğünü ve toplumsal mekanların aslında sürekli bir devinimle, sürekli bir değişimle ihtiyaç duyulduğu Alevi inanç mekanına dönüştüğünü anlattı. Ama yine muhtemelen modernleşme, kentleşme ve göç gibi süreçlerin de etkisiyle son yıllarda özellikle oluşturulan bir takım inanç mekanlarının toplumsal mekanların dışında kendi başına ortaya çıkan bir takım yapılanmaların olduğunu söyledi ve bunun da Alevi inancındaki bir takım dönüşümlere, değişimlere yol açtığını söyledi. Tabii ki bu konuda olumlu ya da olumsuz görüş demek ama ben bunu Cemal Hocam aslında bir tür Avrupa bağlamında düşünüldüğü zaman, Avrupa'daki Alevi diasporası bağlamında düşünüldüğü zaman bir kiliseleşme süreci gibi okumak mümkün olabilir diye düşündüm. Türkiye bağlamında düşünüldüğünde de bu camileşme süreci olarak düşünülebilir diye değerlendirdim. Müsaade ederseniz burada bir soru yönlendirmek isterim doğrudan. Şimdi kentleşme, modernleşme ile birlikte hakikaten inanç mekanlarının, toplumsal mekanların değiştiğini biliyoruz. Türkiye üzerinde bunu Aleviler bağlamında okumak gayet mümkün. Özellikle son yıllarda cemlerin televizyonlardan, radyolardan düzenlendiğine de tanık olduk. Biz biliyoruz ki cemlerde özellikle aracısız bir şekilde yüz yüze bakma hali o ibadetin belki de en önemli unsuru, sırt sırta değil ama sürekli cem sema döngüsünde de yüz yüze bakmak, dedenin, pirin yüzüne bakıyor olmak. Bu önemli ama modernleşmenin, küreselleşmenin getirdiği bir takım etkilerle bu süreçte bir değişim olduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla radyodan sema yapmak, radyodan cem düzenlemek bu Alevi inanç mekanının dönüşümüne nasıl etki ediyor? O konuda sizin yorumunuzu almak isterim. Çok teşekkür ederim. Diğer taraftan Lucia, yani Salazar arkadaşımız yine kendi doktora çalışmasında özellikle İstanbul, Bursa, Konya, Samsun illerindeki
bir takım tekkelere ilişkin değerlendirmelerini yaptı. Buradaki yine mekan dönüşümünü bizlerle paylaştı ve sunumu yaparken de Simmel gibi, Levinas gibi benim de çok keyifle okuduğum, kullandığım önemli isimlere de referanslar verdi. Konya'daki Mevlevihane, Samsun'daki tekke özelinde bize bu süreçlerde ortaya çıkan, 20'lerden yani ortaya çıkan dönüşümleri anlattı ve en son söylediği, altını çizdiği nokta sanıyorum çok önemli, çok değerli. O da tekkelerin ruhani yerlerinin bugün yine ayrı mekanlar olarak var olan, modernleştirilen, müzeleştirilen tekkelerde olduğu gibi ibadetin yapıldığı, semazenlerin döndüğü yerler değil de aslında mutfağın olduğunu bizlere tekrar hatırlattı. Bu önemli bir vurgu ve orada özellikle de altı çizilen nokta ayrıca da değerli. O da mutfakta pişirilen yemeklerin, sunulan yemeklerin aslında hayır içermekten ziyade, hayır amacıyla, charity amacıyla sunulmaktan ihtiyacı olana sunulan bir eylem, bir oluşum olmaktan ziyade aslında sunanın, o hizmeti verenin nefsini kontrol edebilme, egosunu kontrol edebilme, kendisini disipline edebilme aracı olarak görülmesi gerektiğini özellikle bizlerle paylaştı. Hakikaten buradan da hareketle Lucian'ın neden Levinas'ı kullandığını çok daha iyi anladığımı düşünüyorum. Yine ben Lucia'ya bir soru yöneltmek istiyorum. O soru da biliyoruz ki 1925 yılında söz gelimi Arnavutluk'tan çok sayıda Bektaşi'nin Amerika gibi uzak coğrafyalara göçmek zorunda olduklarını biliyoruz. Orada kendi işte Detroit'te kendi cemaatini oluşturan pirlerin olduğunu, insanların olduğunu biliyoruz. Tasavvufun bir şekilde Avrupa'da yaşanan, Türkiye'de yaşanan gelişmelerle Amerika'ya taşındı. Bu buradaki bize sunumunun bugünkü sunum içeriği değildi ama merak ediyorum, merakımı bağışlasın. Benzeri süreçler Meksika içinde yaşanmış mı? Yani 20'lerden itibaren işte diyelim ki Arnavutluğa komünizm geliyor. Komünizm gelmesiyle birlikte ondan öncesinde neredeyse Arnavutluğun resmi dini haline gelecek olan Bektaşiliğin çabucak bir şekilde Amerika'ya göçmek durumunda olduğunu biliyoruz. Meksika'da da bu ve benzeri tasavvufi örnekler var mı? Bizimle kısaca paylaşırsa sevinirim. Bu arada bakıyorum sorularımız var mı diye hepinizden çok değerli teşekkür mesajları, tebrik mesajları alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben yaklaşık 6 dakikalık bir süre içerisinde o zaman önce Cemal Hocam'dan sonra Lucia'dan kısaca yanıtlarını vermelerini isteyeceğim. Ayrıca da soru gelirse yönlendireceğim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben sunumu uzattığım için burada hakkımı kısaca kullanayım o zaman. Sayın Salazar'ın vaktinden almayayım. Bahsettiğiniz şey son zamanlarda TV'den ya da radyodan Cem gösterisi dediğim şey bir bakıma Aleviler bakımından bir ihtiyaca karşılık geliyor. Uzun yıllar çeşitli iftiralar altında izlenen böyle bir gizli ibadet olarak addedilmiş Cem'in bir anlamda bahsedilen tarzda bir yer olmadığını, bir şey olmadığını gösterme ihtiyacıyla başlayan, sonrasında bir kamusal görünürlük ihtiyacına karşılık gelen bir şey olduğunu biliyoruz. Ama ortaya çıkış gerekçesi ne olursa olsun yine sizin vurguladığınız Cemal Cemal'e Cem olma hali ibadetin özündedir. Hiçbir şekilde şekli kaygılara düşmeme Cem ibadetinin özündedir. Bir de şurası çok önemli.
Cem ibadeti dediğim şey Alevilikte arınılan değil, zaten arındıktan sonra gelinen bir yer. Haliyle o halin kendisinin dışa bir gösterlik içerisinde sunulması şimdilerde Aleviler içerisinde de bir gösteri cemi ya da tiyatro olarak adlandırılıyor cemler için. Çok makbul görülen bir şey değil. Olması gereken, çok gelenekçi olur vesaire değil anlamında söylemiyorum. Ama Alevilikteki asli değerin öz olduğunu, kendi içinde onu yaşamak olduğunu ve bunun dışarıya göstermeyle sağlanamayacağını anlamak ya da anlatmaktır belki. Bu kadarcık söyleyeyim. Belki daha geniş bir alanda genişçe konuşuruz bunun üzerine. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler Cemal Hocam, sağ olun. Lucia, buyurun, sözü ben size vereyim. Yes, thank you very much. Tabii, çok teşekkür ediyorum. Ben de izninizle İngilizce konuşmaya devam edeceğim. Evet, bu ilginç sorunuz için teşekkür ederim. Bu Bektaşların batıya göçünü biliyorum ve gerçekten çok ilgi çekici bir konu, ama Meksika'da Bektaşi olmadığını söylemem lazım bilgim dahilinde. Şimdi Latin Amerika'da ki Sufiler tarihin çok daha ilerleyen tarihlerinde geldiler. Meksika'da gördüğüm en geniş gruplardan biri, ki aslında onlarla tanışmam Sufiliğe çalışmama neden oldu. Meksiko City'deydi. Sonradan Türkiye'ye bakmaya başladım. Şimdi ilk Sufi topluluğu Meksika'da Halveti Cerrahi topluluğuydu. Ve bu da Muzaffer Efendi'nin ziyaretleri sonucunda 80'lerde ortaya çıktı. Şimdi Avrupa'ya ve Amerika'ya gidiyor 80'lerde ve yeni bir takım takipçileri oluyor Amerika'da. Ve ilk davet edenler kendisini Türkiye'den, ama daha sonra Amerikan dervişler de oluyor. Şeyh Nur, Şeyh Afarika gibi isimleri anabilirim burada. New York City'de mesela bir tekkeleri var Şeyh Nur. Sonra 80'lerde Mexico City'ye gidiyor ve orada bir tekke kuruyor. Ve bugüne kadar en büyük Sufi topluluğu Meksika'daki bu topluluk. Türkiye'deki topluluklardan biraz daha ayrılar. Bunun gerekçeleri biraz karmaşık. Kısa süre önce bununla ilgili bir yazı yazdım. İlgilenenler bakabilir, ama Mexico City ve Amerika'daki gruplar Nur Aşkı Cerrahi diyorlar kendilerine artık. Aşkı adı şeyhlerinden geliyor tabii ki. Şimdi başka Sufi mevcudiyetleri de var Meksika'da. En bilinenlerinden biri Chiapas civarında ve daha çok yerli halktan kişilerin oluşturduğu topluluklardan ve çok medya ilgisi çekti bu topluluk. Şimdi pek çok referans bulabilirsiniz medyada. Sufi olarak geçiyorlar daha çok. Müslüman olarak da geçiyorlar bazı kaynaklarda. Maya Müslümanları deniyor hatta bunlara. Hani medyanın dikkatini çekmek için, çarpıcı olsun diye böyle nitelendiriliyorlar. Ama aslında bu grup İskoç kökenli bir şeyh tarafından oluşturuluyor. Ve Faslı bir tarikattan geliyor o da. Yani o da bir Sufi grup ve sonrasında o da ikiye ayrılıyor. Bunun dışında daha başka az görünen Sufi mevcudiyetleri de var. Mesela bir şeyh var, o da Kadir-i Rıfai grubundan geliyor. Astane İstanbul tekkesi kökenli. Amerika'ya gelen, buradan Amerika'ya gelen bir şeyhle tarafından 70'lerde yanılmıyorsam başlatılıyor. Şimdi Meksika'daki bu şeyh hala Amerika'da yaşayan bu şeyhle bağlantısı devam ediyor, ama Türkiye'deki gruplardan kopmuş durumdalar. Yani bir Türkiye'den batıya doğru bir yaklaşma oluyor. Sonra yavaş yavaş kopuşlar başlıyor ve herkes kendi yoluna gidiyor, bu Sufi topluluklar. Özellikle Türkiye'de Sufiler
sözcüğü çok sevmiyorum ama daha ortodoks bir pozisyona sahipler. Yani daha katı bir Sunni İslam uygulamasından geliyorlar. Öte yandan Amerika'da bu böyle olmuyor. Özellikle de Müslüman geçmişi olmayan kişiler dahil olunca hani sıfırdan da eğitilmeleri olanaklı olmadığı için bu olmadı. O yüzden de daha evrenselci Sufi yorumları burada benimseniyor bu topluluklarda. Ve bu da tabii ki Türkiye'deki topluluklar ve Meksika, Latin Amerika'daki topluluklar arasındaki farkları yaratıyor. Bunun dışında bir Nakşibendi grubu var. Bu da Arjantin'de güçlü ama arada Meksika'ya da geliyorlar. Yani bir takım Sufi mevcudiyetleri var benim Meksika'da da tespit ettiğim ama Bektaşi yok maalesef şu ana kadar. Bu anlattıklarınız bir şeyi yeniden hatırlamamıza aslında neden oluyor. Özellikle bu tür grupların medya temsilleri ve çoğunluk toplumları tarafından tanımlanma şekilleri daha çok Müslüman etiketi üzerinden olduğundan aradaki detaylar, nüanslar kayboluyor, zenginlik kaybolabiliyor. Ama bilimsel çalışmanın burada bize önemli katkıları olacağını yine sizin çalışmada gösteriyor. Süremizin sonuna geldik. Her iki konuşmacıya katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Belli ki izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de yazdıklarına bakılırsa onlar da büyük keyif aldılar. Son olarak ben burada tartışma ve katkılarınız için ADİP formuna kayıt yaptırabileceğinizi adipanadolu.org sitesinden bu süreci devam ettirebileceğinizi hatırlatmak isterim. Tekrar düzenleyenlere teşekkür ederim.